Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda nokta analitiği konusundaki 3. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. Aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirilmiş 3 eş dikdörtgenden oluşan yapı kenarları eksenlere paralel olacak şekilde dik koordinat düzlemine yerleştirilmiş. Evet kenarları eksenlere paralel bunu unutmayalım. A noktası verilmiş. Arkadaşım bizden ne isteniyor? B noktası da verilmiş. Eş dikdörtgenlerden birinin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi şuraya bakın. A noktası apsi 1 iken Apsisi kaç oldu? 13 oldu. Hocam şuradaki uzunluk o zaman belli. Yani şuradan kaç birim sağa gitmiş? 12 birim sağa gitmiş. O zaman 12 birim sağa gitmesi demek şuradaki uzunluğun toplam uzunluğun 12 olması anlamına geliyor. E bu 12 birimse bunlar da eş dikdörtgenler. Boşluk kalmayacak şekilde birleştirilmiş 3 tane eş dikdörtgen. Hocam şurası uzun kenar A. Şurası da uzun kenar A. Yani toplam şurası da A. O zaman 2A12 ise A'yı buradan kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Evet A 6 çıktı arkadaşım. Şurası 6'ya 6 şeklinde oldu. Yalnız dikkat et şuraya kadar kolan kısım bak. A ya A. Evet şuraya B demedim. Şimdi şuraya bakalım. Şuraya bakacak olursak ben şimdi şuraya 6 buldum mu? Buldum. Burası 6 iken. Şimdi burası ordinata bakalım. 2 iken 11 olmuş. 9 birim yukarıda. Hocam 6 birim burada. E, 3 birim daha olması lazım. Şurayı da 3 buldum. Kısa parçayı da 3 buldum. Uzun parçada 6 ise dikdörtgenlerden birinin alanı nedir diye soruluyor. 3 çarpı 6'dan cevap kaç çıkar? 18 çıkar. O zaman birinci soru Cehan oldu. Geldik ikinci soruya. Bir katlama var. Evet. Şunu şöyle katlamış. Katlama olsun olmasın. Hemen ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz. Şöyle eski haline geri getirdim. Eski haline geri getirdiğimde ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Hocam şu kenarlar eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Özellikle böyle dikdörtgen. Şurada açılar da eşit de karışık diye yazmıyorum burayı. Özellikle karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde. Paralel kenar dikdörtgen ve karede şu açı ortay varsa Z'ye dikkat. Burası da nokta açısı oldu. Şunlar ne oldu arkadaşım? Şuradaki parçalar da birbirine eşit olmuş oldu. Bu arada tabii şu üst üste bilen kenarlar şunlar da birbirine eşit olduğunu da unutmayalım. Şimdi A noktasının hapsi kaç oluyormuş? 4. Evet A noktasının hapsi 4. Yani şurada uzunluk 4 birim. Şuraya ben x dersem buraya 4 eksi x kaldı. Sonra C noktasının ordinatı da kaçmış? 2. E, burası 2. E, burası da 2. E şunlar birbirine eşit çıkmıştı. E burası da x değil mi arkadaşlar? Evet. İstersen x, x eksenine karışmasın diye a yazalım. Şuraya a yazalım. Burası da 4 eksi a oldu. Şurada bir pisagor bağıntısı çıktı. Ne oldu burada? Pisagor bağıntısını yapalım bakalım. a'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4 eksi a'nın karesine eşittir. Hadi bakalım burada işlemin devamını getirelim. a kare eşittir. 4 artı 4 eksi a'nın karesi 16 x 8 a artı a kare yaptı. A kareler ne oldu? Buradan 8 a eşittir 20 oldu. A'yı da buradan 20'yi 4'e bölsen 5. 8'i 4'e bölsen 2. 5 bölü 2 çıkar. B üstü noktasının ordinatı soruluyor bize. Evet B üstü noktasının ordinatı arkadaşlar. Yani şuradaki ordinat soruluyor bize. Tamam. Şuradaki uzunluğu bulmak için elimizden geleni yapacağız şimdi. Buradaki uzunluğu bulmak için şuradan dik çizip öklit bağıntısı falan mı yapsam? diye düşünmüyor değilim vallahi açıkçası. Neyse A'yı 5 bölü 2 mi bulduk? Evet daha kolay var mı diye bakalım. Evet mecburuz arkadaşlar. İkiz kenar şuradan ee, ben şuradaki ordinat şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Burası 90 iken burası da 90 diye üst üste binen açılar da birbirine eşitti. 90. Dikten dik çizide dik bağıntısı var. A'yı kaç bulduk? 5 bölü 2 bulduk. Evet A 5 bölü 2. Yani şöyle bir dik üçgen var arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen var. Şurası dik çizeceğim. Şurada uzunluğu kaç? 5 bölü 2. Sonra başka e, burası A. Şurası A. ikizkenar kenar. E, başka şu uzunluğu bulmaya çalışacağım ben. X'i. Şu dik kenarlar belli mi? Onu bulmaya çalışacağız bir de. Oo. Şimdi şuradaki şeyi kullanmam lazım. A noktasının hapsisi kaçtı? 4 birimdi. A noktasının hapsisi 4 birimdi. O zaman burası da 4 birim olduğundan dolayı arkadaşım Şuradaki 4 birim A'yı da 5 bölü 2 bulduk ya. 4'ten 5 bölü 2 çıkınca 3 bölü 2 mi geldi? Evet burası 3 bölü 2 geldi. 3 bölü 2 5 bölü 2. 3 4 5 üçgeninin yarısı. Burası da 4 bölü 2 gelecek yani 2. Yani şurası 2. Bak 4 bölü 2. Burası 3 bölü 2. E burası da 5 bölü 2. X deniyor bizden. Böyle soruda ne yapıyorduk? Bir dik üçgende dikten dik çizilmişse şu yüksekliği bulmak için alandan gidiyorduk. Üçgenin alanı 5 bölü 2 çarpı x bölü 2. Aynı zamanda bu üçgenin alanı 2 çarpı Dik yararlar çarpının yarısı. 3 bölü 2 bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitsin. Şuradaki bölü 2'ler gitsin. 2 kere 3 6. 5 x eşittir. 6 yaptı ve x de buradan 6 bölü 5 bulduk. Ama x uzunluğunu 6 bölü 5 bulduk. Şu uzunluk isteniyor ya. Bu uzunluk 6 bölü 5 iken e, aşağıda 6 bölü 5 birim uzunluğunda. Yani nokta olarak soruluyor. O da eksi 6 bölü 5 yapar. Dolayısıyla ikinci soru edremit oldu. Geldik 3'e. Şekildeki dik koordinat düzleminde şu, şu ve şu eşit verilmiş. Eyvallah. A noktası sıfıra 4 verilmiş. Hemen 0'a 4'ü kullanalım. Hocam burası 4. B noktası 2'ye 0'a verilmiş. Burası 2. Ee, burası ne çıktı? 2, 4 ise 2 kök 5 çıktı. Burası da 2 kök 5. Burası da 2 kök 5. Ve şurası kaç yaptı toplamda? 4 kök 5 yaptı. Madem burası 4 kök 5. Şimdi ne yapacağız? Büyük üçgendeki Pisagor bağıntısından. Burası 4. Burası 4 kök 5 ise 1 2 kök 5 üçgeninden yine burası 2 katı. Yani 8 olmak zorunda. D noktası isteniyor bizden. Bak C'yi bulduk. 8'e 0 noktası olarak bulduk. E A noktası da belli ya 0'a 4 diye. O zaman ben D noktasını artık bulurum. Şu ikisinin de orta noktası. 0 artı 8 bölü 2'ye nedir? 4 artı 0 bölü 2. 4 artı 0 bölü 2. Evet çünkü A ve C'nin orta noktası. Buradan da 4'e 2 çıkıyor. D noktasının hapsisi kaçtır diye soruluyor. Apsis ne yapıyor arkadaşlar? 4 yapıyor. Evet 3. soru. Cihan oldu. Geldik 4. soruya. Dik koordinat düzleminde ABC üçgeni şekildeki gibi yerleştirilmiş. Eyvallah. D ve E bulundukları kenarların orta noktaları. Arkadaşım D şu orta noktası. Bu da şunun orta noktasıymış. Şimdi bizden ne isteniliyor? D ve E noktaları arasındaki uzaklık isteniliyor. Arkadaşlar şu D ve E noktaları arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. A şunlar ne oldu? Bunlar eşit. E bunlar da eşit. Orta taban çıktı direkt burada. E bu orta tabandan dolayı şuradaki uzunluk k ise burası ne olacaktır? 2k olacaktır. E arkadaşım biz aslında şöyle yapabiliriz. E'yi bulup D'yi bulup o iki nokta arasındaki uzaktan yapabiliriz. Ya da direkt şuradan da yapabiliriz arkadaşlar. Şu iki nokta arasındaki uzaklığı bulup şurayı da orta tabandan hesaplayabiliriz. Tamam hadi bakalım önce buradan hesaplayalım. Şu iki nokta arasındaki uzaklık ne yaptı? Hocam karek içinde 2K uzunluğunu yazalım. Karek içinde x daha farkının karesi yani 2 eksi eksi 2'nin karesi artı e, 0 eksi 6'nın karesi. O da kaç yaptı arkadaşım? 4, 6, 16, 36, 52. 2K eşittir kök 52. Kök 52 dediğimiz 2 kök 13'tür. O zaman K'yı da böylelikle kök 13 diye buluruz. Evet ben bu şekilde buldum. Siz isterseniz E'yi bulun, D'yi bulun. Sonra iki nokta arasındaki uzaklığı iyi yapın. Tamam mı? Evet dördüncü soru böylelikle denizli oldu. Geldik beşinci soruya. Dik koordinat sisteminde a eksi 2'ye 10 noktasına şekildeki gibi x eksenine paralel olarak bir düzlem ayna konuluyor. k eksi 6 2 noktasına çıkan bir ışın düzlem aynanın a noktasına yansıyıp x ve y eksenlerinin sırasıyla c, m, 0 ve b 0'a n noktalarında kesiyor. Evet burası 0'a n noktası arkadaşım tamam mı? Burası da m, -Y 0 noktası olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşım bir aynaya vurdu açıyla gittiğini biliyoruz ya. Şurası alfa iken Şurası da alfa diyebiliriz. E Ben buradaki şeyi kullanacağım. Uzunluğu nasıl bulabilirim? Şu absisi kullanarak şey yapabilirim. Burası eksi 6'ya burası da eksi 2'ye. Şuradaki uzunluk belli. Alfaya ait bir şey çizmem lazım. Alfaya ait bir dik üçgen işte tam olarak şöyle çizebiliriz arkadaşlar. Çizdiğimiz zaman alfa 90 şuraya beta diyecek olursam. Şu eksi 6 noktası burası da eksi 2 noktası olduğundan dolayı toplamda kaç yaptı? Burası 4. Yukarısı 4 yaptı. Sonra ordinata bakalım. Şunun ordinatı şurayı kaç gösteriyor? 10 gösteriyor. Bunun ordinatına da şöyle bakacak olursak. Şöyle ordinatına bakacak olursak. Bunun da ordinatı kaç? 2 değil mi? Evet. 2 ile 10 arasındaki uesafaya bakacak olursak 8. Burası 8 oldu. Şimdi bizden C noktası isteniyor. E, alfayı da kullanacağız. Bak hatta burada alfa 90 burası beta mı oldu? Evet. Şuradaki şeyi kullanabiliriz. Şu üçgenle şuradaki üçgen benzer mi? Öncelikle şuradaki B noktasını bulalım. Benzer. E, en sevdiğim benzerlik var aslında burada. Beta'dan alfaya geçip 1, 2. E şuraya bakacak olursam burası eksi 2 noktası olduğu için şuradaki uzunluk 2 birim olduğundan dolayı şimdi beta'dan alfaya geçip 1, 2 ya beta'dan alfaya geçip 1, 2 olduğundan burası kaç oldu? 4 oldu. E hocam burası 4 ise toplam tamamı 10'du. B noktası o zaman ne oldu? 6'ya 0 noktası pardon 0 6 noktası yaptı. Evet B'yi bulduk 0 6 noktasından N noktası çıktı. Şimdi C'yi bulacağız. E hocam C'yi de bulabiliriz aslında. Nereden bulabiliriz? Şuradan dik oluşturacaktım ben de. Gerek yok. Şurada bir kelebek benzerliği yok mu? Şurada şöyle. Evet. Hatta yine beta ise burası da beta. Beta 90 ise burası da alfa oldu. E ben şeyi biliyorum. Şuradaki uzunluğu 6 olarak buldum mu? Buldum. Şu uzunluk 6. Dikkat et 0.6 noktası. E burada betadan alfaya geçiş 1'e 2 idi. O zaman betadan alfaya geçiş 1,2 2 olduğuna göre burası 6 ise alfanın karşısı. Betanın karşısı da kaç olur? 3 olur. O zaman C noktası da 3'e 0 noktası çıktı. Yani burası M ile 3 oldu. M 3 oldu oldu. N de 6 olduğuna göre toplamda burası kaç yaptı? 9 yaptı. 5. soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik 6'ya. 4 6 noktası verilmiş. arkadaşlar bir nokta verilmiş. 80'ler olan uzakları bizim için önemli. Yani burası 4 birim, şu 90, burası da 6 birim oldu mu? Oldu. Üçgenin alanı soruluyor bize. Öklit bağıntısı var burada. Şuraya A diyelim. 6'nın karesi 4 çarpı A'dan dolayı A'yı böylelikle 9 buluruz. Ve bizden üçgenin alanı isteniyor. Üçgenin alanı. Taban belli mi? Artık belli. 13. Üçgenin alanı taban ve yükseklik çarp 2'ye böl. Ne çıktı? 39 çıktı. 6. soru Ceyhan oldu. Geldik 7. soruya. Şimdi arkadaşım şu alanı bulacağız. Ya dörtgenin alanı. Ama iki tane üçgen yap böyle bul. Hocam şu üçgenin alanını bulurum. Ama şu üçgenin alanını bulmak sıkıntı değil mi? Evet bu köşegeni çizince sıkıntı oldu. Peki diğer köşegeni çizince hiç sıkıntı olmaz. Hocam şuradaki üçgenin alanı belli. Şu üçgenin alanı belli. Nasıl belli? Tabana ait yükseklik. Bak 4'e 5'i kullan. Şu 4'e 5'i kullanacak olursan. Hocam şuradaki uzunluk 4 birim. Yani yukarısı 4 birim. Şuradaki uzunluk da ordinatı 5 birim olduğundan dolayı burası da 5 birim oldu. Şimdi tabanımız belli mi burada? Belli. Tabanı kaç? Hocam 6. 6 çarpı 5 bölü 2 artı şu üçgeni bulduk. Şimdi bir sıra bunda. Bu üçgende taban belli mi? Belli. Tabana ait yükseklik belli mi? Belli. O da 4 olduğundan dolayı 3 çarpı 4 bölü 2. 30 bölü 2'den 15 artı 12 bölü 2'den 6 topladığın zaman da 21 yaptı. Yani analitik düzlemde de bu şekilde üçgen bilgisiyle sonuca ulaşabiliyorsunuz. 7. soru C an oldu geldik 8. soruya. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde diğer köşesi ise koordinat eksenler üzerinde olan bir üçgenin kenar ortayları burada kesiyor. Oo. Hemen analitik düzlem çizeceğiz arkadaşlar. Burada Şuradaki bir yazılanları şöyle yukarı doğru alayım istersen. Şurayı aldım tamam mı? Şu 6'yı şöyle göstereyim ve kafa karışıklı olmasını. Şimdi burayı aldık böyle. Analitik düzlem çizelim arkadaşlar. Çünkü analitik düzlemde diyor bize. Analitik düzlemi şöyle çizip dik koordinat düzeninde. Bir köşesi orijinde diğer köşeleri ise e, neredeymiş? Koordinat eksenler üzerinde. Ve ağırlık merkezi nerede? Eksi 4'e 5'te. Hemen eksi 4'e 5'i belirleyelim. Hocam eksi 4 burada 5 burada. Biraz daha küçük belirleyelim. Şöyle. Eksi 4'e 5. Şöyle bir yerde arkadaşım. Şurası. Eksi 4. Burası da 5. Arkadaşım bir köşesi buradaysa. Ağırlık merkezi de buradaysa. Ve eksenler üzerindeyse diğer noktalarda. Noktanın biri burada. Biri burada olamaz herhalde. Biri burada olamaz. Ağırlık merkezi şurada olacağı için. E biri burada olmalı. Biri de şurada olmalı. Yani bizim üçgenimiz nasıl olacak arkadaşlar? Hop. Şöyle bir üçgen olursa ağırlık merkezi burası 4'e 5 olur. E Şimdi bizden ne isteyelim? Buna göre üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi buradaki noktayı kullanacağız biz. Buradaki noktayı nasıl kullanacağız? Bu ağırlık merkezi ya. Ağırlık merkezinden hop şunu şöyle çizersem. 1'e 2 oran var. K ise 2K. E hocam şu 4'e 5'i kullanalım. Hadi bakalım. Şurası 5 noktasıysa burası 5 oldu. Şurası 4 ise burası 4 mi oldu. Evet. Ağırlık merkezinde çok güzel bir şekilde şöyle kullanabiliriz. Bak 1'e kaç oran var? 3 oran var. 1 bölü 3'ten 4 ise burası ne olacaktır? 12 olacaktır. Sonra bu ağırlık merkezinden geçen olduğu için şu kenar ortay oldu. Değil mi? Hocam şu uzunluğu bulabilir miyim? Bulabilirim. Burada da şu benzerlikten. Şu 2 bölü 3'ten dolayı. 2 bölü 3. Çünkü 2K bölü 3K. Eşittir 5 bölü A'dan dolayı. 5 bölü A'dan dolayı. A'yı buradan ne buluruz? 15 bölü 2 buluruz. 15 bölü 2. Hocam A 15 bölü 2 ise. E burası da A, Burası da 15 bölü 2. Toplamda kaç yaptı? 15 yaptı. Evet. Şurası 12. Burası 15. Üçgenin alanı. 12 çarpı 15 bölü 2. Yani şunlar sadeleşti. 6 çarpı 15'ten 90'a eşit oldu. Evet 8. soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 9. soruya. Evet neler verilmiş? A noktası isteniliyor bizden arkadaşlar. A noktası isteniliyorsa eksenleri olan şu uzunluk isteniliyor. Şimdi öncelikle şu açıları yazalım. Düzgün altıgenin bir dış açısı. 360 bölü 6'dan 60. İç açısı kaç derece yapıyor? 120. Burası 120. Eyvallah. Burası da 120. E burası da 120. En uzun köşegen simetri ekseniydi. Şunu şöyle çizebiliriz. Şunu da şöyle çizsek. Bunlar doğrusal olmak zorunda. Çünkü 120. 60 60 ya burası. Hatta burası da 60. 60 120 ya. Hocam burası o zaman doğrusal oldu. E bunun devamı da şuraya dik mi gelir? Evet. Çünkü niye? Çünkü burası kaç? 120. Burası 60. Burası 30. E burası da 60. 60 ise buraya da 30 kaldı. Burası da 60 oldu Bu Oldu. Burası da 120. E 30-60-90 üçgeninden dolayı burası ne oldu? 90 oldu. O zaman A noktasının ordinatı şu şekilde bulunabilir. 6 genlerden birinin aralığı 6 kök 3'müş. O zaman bir tane A dersem 6 tane A kare kök 3 bölü 4 değil miydi? 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu bir altıgen. Bu neye eşitmiş arkadaşım? 6 kök 3'e eşitmiş. 6'lar nanay mı nanay? E buradan kök 3'ler nanay mı nanay? A kare eşittir. 4'ten A'yı da 2 buluruz. Evet A 2 ise olay bitti. Şurası 4. Hocam burası 2. E burası da 2 ise 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Burası da kök 3 yapar. Aynı şekilde 2 ise burası 1 burası kök 3 yapar. Ordinat bak şurası yaptı. Burası 2 kök 3 mü? Evet. Burası kaç yaptı? 4, 5, 6, 7. Evet 7 birim sağda. Şurası 7 birim sağda. 2 kök 3 birim yukarıda. A noktası 7'ye 2 kök 3 noktası yapar o zaman. Yani cevap 9. soruda akçay oldu. Geldik ona. Kare biçimdeki bir kağıt 3 eş dikdörtgene ayrılıp bu şekilde konulmuş. Arkadaşım 3 eş dikdörtgen olduğu için a a a diyelim. Bu bir kare olduğu için burası da 3A mı oldu? Evet. E o zaman yazalım. Şu kısa kenar A uzun kenar 3A. Uzun kenar 3A uzun kenar 3A. Buraya 2A mı kaldı? Evet. D doğrusunun eğimi nedir diye soruluyor. Evet. Eğim dediğimiz aslında bu nokta netindeyiz. Daha eğimi görmedik ama olsun. Tanjant alfadır. X ekseninde yaptığı açının tanjantıdır. Burada açıyı bulacağım. Alfa iken burası da alfadır. Buradaki eğim ne olacaktır arkadaşım? tanjant alfa. Ama dikkat et sola yatık eksi tanjant alfaya eşit olacaktır. Yani eksi tanjant alfa o da eksi 2a bölü 3a'dan cevap eksi 2 bölü 3 çıkar arkadaşlar. 10. soruyu böylelikle balık kesir bulduk ve 3. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.